Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Asgari ücret konuşacağız. Asgari ücrette bir takım rakamlar telaffuz ediliyor. Devlet tarafından, Merkez Bankası tarafından. Bu rakamlar gerçekten çalışanların ihtiyacını karşılayabilir mi? İşte bu konuda 3 akademisyen, ekonomi konusunda çalışan 3 akademisyen kısa bir açıklama çağrı kaleme aldılar. Ve daha sonra çok sayıda meslektaşı da buna destek verdi. İşte bu çağrı metnini hatırlayanlardan Profesör Ceyhun Elgin ile Boğaziçi Üniversitesi'nden çağrılarını neden yaptıklarını konuşacağız. Ceyhun Bey, merhaba. Merhaba, hoş bulduk Ruşen Bey. Siz şimdi Adem Yavuz Elveren ve Cem Oybat'la birlikte kısa bir metin kaleme aldınız. Gerçekten çok kısa ama çok net bir şekilde olayı koyan ve 160'ı aşkın, yanılmıyorsam, kişi de imza verdi buna. Değil mi? 126 kişi, 126 kişi verdi şu an adet ama 126. basın 126 duyurduktan sonra kişi. artmaya başladı sayı. Yani hala ek imza vermek isteyenler oldu. Biz imzayı kapadık aslında duyurduktan sonra. Ama Evet. 126. Görüyorum Türkiye'nin dört bir tarafından ama aynı zamanda yurt dışında ki üniversitelerde hocalık yapanlar zaten sizin beraber başlattığınız Adem Yavuz Elveren ve Cem Oybat da zaten esas olarak yurt dışında. Adem Bey hem İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde hem de Pittsburgh State'te hocalık Evet. yapıyorlar. Şimdi Doğru. öncelikle şunu sormak istiyorum. Adil dağılım, enflasyon yükünün adil dağılımı. Burada kastınız anladığım kadarıyla yükün yine çalışanlara bindirildiğini ve bindirilmeye devam edeceğini düşünüyorsunuz. Doğrudur yani sonuçta milli gelirden iki tane öge pay alıyor. Bir tanesi iş gücü, bir tanesi sermaye. Bu şekilde baktığımız zaman en büyük payın iş gücüne bindirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani 2023 Haziran Cumhurbaşkanlığı, 2023 Mayıs Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra işte biliyorsunuz ekonomi politikası 180 derece Haziran ayında o sene değişti. Ve o değiştikten sonra uygulanmaya başlayan ekonomi politikası işte enflasyonla mücadele başlığı altında tabii ki mücadele edilmesi gereken bir olgu. Onda kuşku yok ama enflasyonla mücadele altında yani en büyük katkıyı iş gücünden bekliyor. Özellikle de daha gelirli, düşük gelirli iş gücünden yani asgari ücretliden bekliyor. Biliyorsunuz 2024 yılı boyunca yaz ayında ki geçtiğimiz birkaç senedir yapılıyordu yaz aylarında ara zam. 2023 Haziran sonu Temmuz başında ara zam da yapılmadı yine enflasyonla mücadele gerekçesiyle. Şimdi 2025 Ocak ayında yani 2024'ün sonunda belirlenecek. 2025'in 1 Ocağı'ndan itibaren uygulanacak. Yeni bir asgari ücret zammı gerekiyor. İşte o zam içinde tabii ki resmi bir açıklama yok esasen. Yani basına yansımış benim bildiğim kadarıyla en azından siz de belki takip etmişsinizdir. Yani ekonomi politikası yönetiminden açıkça kamuoyuna biz şu kadar zam yapmayı düşünüyoruz diye bir açıklama yok ama kapalı kapılar ardında işte yatırımcılarla, yurt dışında yabancı yatırımcılarla vesaire yapılan toplantılarda bazı rakamlar telaffuz edildiği söyleniyor. En son zaten biz bu bildiriyi de en son işte Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın Londra'da sanırım yabancı yatırımlarla yaptığı toplantıda işte söylediği iddia edilen rakamı duyunca artık bir yandan dayanamadık öyle söyleyeyim yani. Bunu yapmaya, bu açıklamayı hazırlamaya başladık ve işte 2025 Ocak ayında da şu anda şey diye düşündüm. Yani gerçekleşen enflasyon değil. Yani 2024 yılında yaşadığımız işte asgari ücretlinin gelirinden reel olarak kaybı işaret eden gerçekleşen enflasyondan değil. 2025 yılında ekonomi politikasının çok da aslında geçtiğimiz yıllarda başarısız olan beklentisine dayalı bir enflasyon zam yapılması gerektiği düşünülüyor. Çünkü bu da %25 rakamı Biraz mesela. tane tane gidelim bilmeyenler için. Ben der ne kadar Boğaziçi Ekonomi bölümünde birkaç sene okuduysam da bilmediğim çok şey var. Şimdi diyorsunuz ki bir beklenen enflasyon, bir de gerçekleşen enflasyon. Bu her Doğrudur. zaman için beklenenle gerçekleşen arasında gerçekleşen her zaman için daha mı fazladır? Yani yok öyle bir şey öyle bir illa öyle bir şey olacak diye söz konusu değil ama şu anda enflasyona nispeten yani geçtiğimiz yıla göre nispeten düşüş trendine girdi. İyi kötü. Tabii burada da şunu da öncelikle vurgulamak isterim. Enflasyonun doğru ölçüldüğü varsayımıyla konuşuyoruz. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde kurumların şeffaflığı kalmamış olduğu için tam olarak yani TÜİK'in rapor ettiği enflasyonla başka bağımsız bazı kuruluşların işte İstanbul Ticaret Odası olsun, işte ENAG grubu olsun, enflasyon araştırma grubu olsun. Yani onların da belki problemli olabilir ama en azından KKTC enflasyonu olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti enflasyonu olsun biraz
farklı seyrediyor bir süredir. Dolayısıyla hani o açıdan ne kadar doğru rapor ediliyor onu bir kenara koyuyorum. Ama doğru rapor edildiği varsayımı altında 2023'ün Haziran'dan bu yana nispeten bir gerileme trendi başlamış gibi gözüküyor enflasyonda. Şimdi gerileme trendi başlayınca, yani enflasyon düşüşe geçince haliyle önümüzdeki zaman biriminde, yani önümüzdeki yıldaki enflasyon bu gerileme trendi devam edecekse ya, önümüzdeki zaman birimindeki enflasyonun geçmişteki zaman birimindeki enflasyondan daha düşük olması beklenir. İşte ekonomi politikası yönetimi de zannediyorum ki 2025 yılı enflasyonun %25 olacağını bekliyor, öngörüyor, planlıyor neyse artık. Ama 2024 yılı enflasyonu %25'e hayli uzağında. Yani daha tabii 2024 yılı bitmemiş olduğu için ne kadar olacak bilmiyoruz ama şu anda en azından %50'ler civarında. Hani düşsün belki %40'lara düşsün Aralık sonunda. Şimdi dolayısıyla %40'lık bir enflasyonu yaşamış bir asgari ücretli var. 1 Ocak 2024'ten 31 Aralık 2024'e kadar. Yani 1 Ocak'ta aslında eline geçen paranın, maaşın, ücretin değeri 31 Aralık'a geldiğinde diyelim ki enflasyon %40 oldu. %40 aralığında azalmış vaziyette. Ama siz bu kişiye diyeceksiniz ki ben sana şimdi %25 zam yapıyorum. Çünkü önümüzdeki sene enflasyonun da %25 olmasını bekliyorum. Ya anladığım kadarıyla yine önümüzdeki sene yine tek zam söz konusu olacak gibi gözüküyor. Evet. Aynen, yani yapıyorum. Ocak'ta yapacaklar. Şu haliyle baktığımız zaman mesela şimdi 2024 yılının hesaplarını siz rakamları telaffuz ediyordunuz. Yıl başında verilen zam ve arada yapılmayan zam. Sonunda gerçekleşen enflasyon, sonuçta çalışanlar, asgari ücretliler ne kadar bir net bir kayıp yaşadılar matematik olarak? Yani şu anda 31 Aralık 2024 itibariyle yaşayacakları, yani tabii önümüzdeki Kasım ve Aralık ayı enflasyonları var. Ekim ayı da daha henüz açıklanmadı ama yaklaşık bir %20 diyebiliriz. Yani aradaki farka bakacak olursak. %20 de işte 5'te 1'e tekabül ediyor. Çok anlamlı bir gelir kaybı açıkçası. Hem de bu sonuçta dar gelirlinin gelir kaybı. Şimdi tabii burada bir de şey diye düşünenler olabiliyor. Hani asgari ücretli, işte ben mesela diyelim ki beyaz yakalıyım. Hani benim ücretim bundan azade ama aslında öyle değil. Yani bir kere toplumun önemli bir kısmı asgari ücretle çalışıyor, bu bir. İkincisi de diğer maaş artışları da, diğer maaş zamları da diyelim. Aslında asgari ücretin bir fonksiyonu oluyor. Sonuçta asgari ücretli düşük bir zam aldığında siz bekliyor musunuz ki beyaz yakalı da bir bankada çalışan olsun, ne bileyim ben bir işte danışmanlık şirketinde çalışan olsun, üniversitede çalışan olsun, akademisyen olsun fark etmez. Devlet memurlarını bir kenara konuyorum, onu ayrıca konuşuruz. Bunlar sonuçta çok da fazla farklı bir zam almayacaklar. Yani dolayısıyla aslında bu sadece asgari ücretlinin sorunu olmayacak aslında. Toplumun çalışan kesimin toplam sorunu. Tam bunu sormak istiyordum aslında. Cevabı verdiniz büyük ölçüde. Şimdi şöyle bir olay var. Eskiden asgari ücret hakikaten çok yaygın değildi. Daha az sayıda insan alıyordu. Şimdi asgari ücret neredeyse ortalama ücret gibi bir hal aldı. Bir de şöyle de bir husus oldu. Asgari ücretin dışında alanların da şeyleri giderek asgari ücreti bayağı yakın tutuldu. Maalesef. Bir diğer husus da asgari ücrete verilen, yıl başında verilen zammı, yani yüzdeyi genellikle işletmeler bir veri olarak alıyorlar. Yani diğer zam, diğer maaşlara zamda da mesela asgari ücrete %25 dediği zaman asgari ücret dışındaki maaşlara da en fazla %25 yapıyor işletmeler. Böyle bir aslında tüm çalışanların kaderi bu rakamla belirleniyor. Aynen öyle. Bir buradan belki işte kamu çalışanlarını, yani memurları, ki ben de bir memurum, devlet memuruyum esasen. Onları belki hariç tutabiliriz. Çünkü onların biliyorsunuz toplu sözleşmeyle belirlenmiş bazı hakları var. Fakat tabii ilginçtir. Mesela toplu sözleşme dolayısıyla bizim hani enflasyon artı şu kadar puan. İşte enflasyon artı X puan diyelim. O kadarlık bir artış hakkımız var esasen. Ama yine mesela bu kapalı kapılar altında, kapalı kapılar ardında yapılan işte yatırımcı toplantılarında gene söylenen, bilmiyorum ne kadar doğru yansıyor ama basına veya medyaya. Ama orada da işte kamu çalışanlarına da benzer oranda bir zam öngörüyoruz. Bunun sözünün verildiği falan söyleniyor. Tabi bu yasal da değil, çünkü dediğim gibi ortada bir toplu sözleşme var. Buna nasıl yani bu böyle yapılabilir mi açıkçası bilmiyorum ama hukuki açıdan aslında bunun da yapılabilir olması lazım. Ama yine de yani özetle söylemek istediğim, toplumun hiçbir kesimi aslında kendisini bundan azade hissetmesin. Yani beyaz yakalı, mavi yakalı, işte memur, işçi falan böyle bir ayrım yok. Dolayısıyla toplumun, yani asgari ücret zammı hepimizi etkileyecek olan bir şey. Dolayısıyla hani ses çıkarmak da bence o açıdan oldukça önemli. Peki buradaki mantık nedir? Enflasyonla mücadelede
asgari çalışanların ücretlerini sınırlı tutmak gibi bir arayış var. Sizin de zaten enflasyon yükünün adil dağılımı derken esas vurgulamaya çalıştığınız husus bu. Yani anladığım kadarıyla tabii bunu sormak istiyorum. Yani şimdi maaşlar enflasyonun artışında bir kalem olabiliyor ama tek kalem bu değil herhalde. Nasıl bir adalet talep ediyorsunuz? Yani kesinlikle şimdi şöyle tabii ki yani diyelim ki asgari ücret 3 katına çıkartıldı şu anda. Tabii ki enflasyona çok daha anlamlı ve çok daha pozitif yani enflasyonu arttırıcı bir etkisi olacaktır. Bizim zaten öyle bir bildirde de öyle bir şeyimiz yok, önerimiz yok. Asgari ücreti 3 katına çıkaralım, 2 katına çıkaralım. Tabii ki gönül çok ister böyle bir şey olmasın ama tabii ki o enflasyonu çok daha fazla arttırıcı bir etkisi olacaktır. Ama burada tabii şu var. Hani işte ekonomi teorisine dayanarak herhalde politika yapıcı veya politikaya, ekonomi politikası yapıcıya danışmanlık yapanlar, işte görüş bildirenler, etkileyenler şey diye anlatıyorlardır. Talep yanlısı bir enflasyon var Türkiye'de. Talep yönlü bir enflasyon var. Talebi de mümkün mertebe kısmak lazım. Şimdi nasıl kısacağız onu da? İşte bu milyonların, işte çalışanın, işçinin gelirlerini sınırlı tutarak ya para harcamasınlar, talepte bulunmasınlar. İşte kredi kartı düzenlemeleri, gene yine harcamayı engelleyici bazı diğer işte önlemler de maaş zammı, ücret zammı dışında da buna yönelik gibi gözüküyor. Talebi kısıtlayalım. Talebi kısıtlarsak eğer enflasyonu da kontrol altına alabiliriz. Ama tabii burada şey yok. Hani ortada bir şöyle bir hesap yok işte. Talebi asgari ücrete %20 zam yaptık. Bu enflasyonda %20 olarak yansıyor. Böyle bir bulgu yok. Aksine yani asgari ücretteki artışları tabii ki bunda farklı akademisyenlerin farklı bulguları var ama yani asgari ücrete özellikle bununla ilgili yapılan çalışmalarda asgari ücrete yapılacak olan zammın %10'luk bir zammın çok sınırlı yani %1'in bile altında bir enflasyona katkısı oluyor, etkisi oluyor. Dolayısıyla çıkıp da orada %50 yerine %25 zam yaptığınız zaman enflasyondan kazanacağınız 2 puan, 2,5 puan maksimum bu da yani en çok 2 puan, 2,5 puan. Dolayısıyla gidip de hani burada enflasyonla mücadelenin tek ayağını asgari ücreti sınırı tutmak olarak görmek çok doğru değil. Bir de biz şeye bakıyoruz aslında yani işletmeler asgari ücret zammı şimdi yani fiyat artışlarının gerekçeleri açıklandığı zaman, araştırıldığı zaman özellikle yurt dışında bu da yapıldı. Tabii yurt dışında işte Amerika'da da Avrupa'da da biliyorsunuz 2022 yılından itibaren bir miktar bir enflasyon dalgası oldu. Tabii Türkiye ile kıyaslanacak boyutta değil. Yani orada enflasyon dalgası oldu dediğim %7, %10 enflasyon olduğu zaman ciddi bir panik dalgası oluyor. Bizde çok daha fazla rakamlar biliyorsunuz gerçekleşiyor ama bu %7, %10 rakamları görüldüğü zaman bazı çalışmalar gösterdi ki aslında maliyetten hani işverenin maliyetinden mesela asgari ücret gibi geldi bu enflasyonlar aslında kar paylarındaki ciddi artıştan geliyor. Yani dolayısıyla aslında bu şirketlerin kar payları ciddi derecede şişiyor. Bir şekilde enflasyonla mücadele edecekse şirketlerin bu kadar aşırı kar etmelerinin önüne geçmek lazım bir şekilde. Ama tabii bize bunlar hiç konuşulmuyor çünkü zaten biz de bilim insanlarından görüş, işte geri bildirim vesaire almadığı için politika yapıcı. Sormadığı için hiç o yüzden araştırma yapmamıza imkan vermediği veya işte en azından bizi çağırıp konuşmadığı için. Hani bunlar konuşulmuyor bile. Hani dolayısıyla işte kar, bizde kar artışları ne kadar, kar artışlarının enflasyona etkisi ne kadar, beklentilerin bozulmasını konuşuyoruz mesela. En çok konuşulan, yani enflasyon konuşulduğu zaman en çok konuşulan olgulardan bir tanesidir. Enflasyon beklentileri. Hani mesela işverenler ne kadar enflasyon bekliyor önümüzdeki yıl için ve ona göre de tabii fiyatları belirliyor. O beklentiler çok bozuldu Türkiye'de çünkü 2023 yılından evvel seçim kazanılması amacıyla çok irrasyonel, çok işte bizim kitabi olarak bildiklerimizin çok tam tersi yönünde bir iktisat politikası uygulandı. Bu seçimi kazandırdı ama tabii ciddi bir enflasyon yükü de getirdi. Şimdi de işte o enflasyon yükünü tam o politikaların 180 derece zıttıyla, insanların aslında belki de oy verdiği politikaların, desteklediği politikaların 180 derece zıttıyla maliyet dar gelirliye veya işte iş gücüne ödetilmeye çalışılıyor. İşte biz de açıkçası buna ses çıkarmak istiyoruz. Mücadele edildiği için benden hani çıkıp da işte dediğim gibi 3 katına çıkarılsın asgari ücret demiyoruz tabii ki ama tamam asgari ücret zammı belki bir derece değerlendirilir. %20 çok düşük bir zam. Hakikaten insanların gelirlerinde çok ciddi derecede anlamlı kayba, reel kayba neden olabilecek bir zam. Ama öte yandan bunun başka yolları da var enflasyonu düşürmenin. Yani işte maliye politiği dediğim gibi o şirket karlarına mesela odaklanılabilir. Kamunun başka harcama kalemlerinden hakikaten çok lüks, gereksiz, anlamsız harcama kalemlerinden kesinti yapılabilir. İşte bunlar konuşulmadan direkt asgari ücret zammı konuşulunca biraz açıkçası işte bu adil bölüşüm olmuyor. Yani en azından enflasyonla mücadele adil bir şekilde çaba sarf edilerek onun yükü üstlenilmiş olmuyor. Burada şöyle bir boyutu da var mı işin? Türkiye'nin iş gücünü ucuzlaştırıp yabancı yatırımı çekmek. Çünkü dünyada böyle bir olay var biliyoruz. Bazı yerler ucuz iş gücüyle
doğrudan yabancı yatırımı çekmeyi kullanıyorlar. Türkiye'de asgari ücret üzerindeki bu hesapların böyle bir boyutu da var mıdır ve varsa bu gerçekçi mi? Yani tabii şöyle bir boyutu var. Şimdi Türk lirası biliyorsunuz yine seçimden sonra, Cumhurbaşkanlığı seçimini kastediyorum. Seçimden sonra uygulanan politikaların bir bütünü olarak, hatta öncesinde de KKM ile falan başlamış. Döviz kuru çok ciddi derecede tutulmaya çalışılıyor. Anladığım kadarıyla yine tabii çok net böyle bir şeffaf bir bilgi akışı olmadığı için %100 kesinlikle konuşamıyoruz ama anladığım kadarıyla hani Merkez Bankası'nın da veya işte Maliye Bakanı'nın da kafasındaki kurgu şu. Hani bizim dövizi tutmamız lazım. Dövizi tuttuğumuz zaman da hani enflasyon en azından beklenti kısmını da kontrol altına alacağız. Ama dövizi tuttuğumuz zaman şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Türk lirası, yani şöyle bir şey düşünün. Şimdi 100 liraya ben tişört satıyorum. Burada Türkiye'de bir tişört üreticisiyim. 100 liraya tişört satıyorum. İşte dolarda işte 35 lira, 30 lira diyelim. Yani 3 dolar civarı bir fiyatı var tişört. Şimdi Türkiye'de enflasyon oluyor. %100 enflasyon oluyor diyelim. Tişörtün fiyatı 200 liraya çıktı. Ama siz doları tutuyorsunuz. 33 lirada kaldığını varsayalım doları. Tişörtün fiyatı dolar cinsinde inanılmaz derecede artmış oldu. Yani 200 TL 33 lira dolar kuru olduğu zaman 2 katına çıktı 100 liradan çıktığı zaman. Tabii ki bunu ihracat piyasalarına işte yurt dışına satmanın zorlaştı. Çünkü Türk tişörtü dolar cinsinden de çok pahalı hale gelmiş oldu. Şimdi böyle olduğu zaman tabii haliyle bizim işte ihracat kapasitemiz zayıflıyor, rekabetçiliğimiz zayıflıyor, ihracatçı şikayet ediyor, kan ağlıyor vesaire. Buna nasıl bir şekilde doları hala tutmak istiyorsunuz? Çünkü enflasyonu arttırdığını düşünüyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Bir şekilde maliyetleri düşürtelim. Yani tişörtün fiyatı 100 liradan 200 liraya çıkmasın. Nasıl çıkmasın? İşte tişörtü üreten işçinin maaş zammını kısıtlayalım. Daha az zam yapalım. Ve maliyetleri bir şekilde kontrol altına almaya çalışalım. Evet, böyle bu şekilde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Böyle bir boyutu var bu işin. Ama tabii ben tekrar şunu söylüyorum. Tabii ki yani asgari ücretlinin maaş artışını çok ciddi şekilde kısarak nispeten bir kısmen, tam birebir değil ama kısmen enflasyonla mücadele edebilirsiniz. Ama bu hakkani değil, adil değil. Yani enflasyonun yaratılmasında sebep olan kişilerin de biraz bu payı ödemesi gerekiyor. Bu katlanması gerekiyor ve bu hani asgari ücretli çalışanlar eğer öyle bir hani enflasyonda payı olan kişileri sıralayacak olursak bayağı sonlarda geliyorlar. Dolayısıyla hani böyle bir haksızlık var ortada. Tabii ki enflasyonu belki bir miktar kontrol altına alabilirsiniz asgari ücreti sınırlayarak. Bu şekilde sınırlayarak ama bu hakkani değil. Enflasyonla mücadele etmenin başka yolları da var. Artı bir de enflasyona sebep olanların maliyet ödemesi lazım. Yoksa işte dar gelirli asgari ücretlinin değil diyoruz biz. Tabii bütün bunlar ama sonuçta bir siyasi tercih meselesi. Yani bir yanıyla devlet harcamalarının kısılması meselesi başka bir şey. Yani itibardan tasarruf olmaz mantığı var. Bir diğer yandan sınıfsal bir şey sonuçta. Yani sizin bu söylediğiniz karların azalması yerine ücretlerin düşük tutulması tercihi çok baskın bir şey. Ama sonuçta siz şimdi bunu çağrıyı yaparken, iktisatçılar, akademisyenler olarak çağrıyı yaparken herhalde siyasi iktidarı etkileyebileceğinizi düşünmüyorsunuz. Kime sesleniyorsunuz? Muhalefete mi? Yani biz bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz açıkçası. Yani sonuçta tüm iktisatçıların mevcut iktisat politikasında konsensus sağladığına inanmıyorum. Belki işte bu bildiride de bunu görüyoruz zaten. Hani farklı düşünen, bu işe başka bir boyuttan bakan insanlar da var. İktisatçılar da, bilim insanları da var diyoruz. Yani sonuçta bu bildiriyi herkes imzalamadı. Türkiye'deki bütün iktisatçılar imzalamadı. Bir kısmı belki çekinmiş olabilir siyasetçiden. Bir kısmı da hakikaten içeriğine katılmıyor olabilir. Yani mevcut politikaları destekliyor olabilir. Olabilir tamam tabii ki. Ama biz sadece şunu söylemeye çalışıyoruz. Böyle düşünen iktisatçılar da var. Başka bir yol mümkün tırnak içerisinde diyelim. Düşünen iktisatçılar da var. Ve aslında hani işin tek doğrusu bu değil. Yani iktisat ders kitapları, işte iktisat literatürü sadece bunu söylemiyor. Mevcut iktisadi uygulamaları, ekonomi politikası uygulamasının doğru olduğunu söylemiyor. Başka bir şey daha var. Bakın bu işin böyle bir boyutu da var diyoruz ya bir yandan da aslında tarihe de not düşmek için. Yani tarihin doğru tarafına da yer almak istediğimiz için. Çünkü hakikaten hani iktisat literatürü bu konuda konsensus sağlamış değil. Bu konuda görüşler bir değil. Ve hani böyle düşünen bir grup da var. En azından biz adil bölüşümünde enflasyonla mücadele edilirken ciddi derecede ayak olması gerektiğini düşünüyoruz diyoruz. Bir de şunu da söylemek isterim aslında. Siyaseten de yani ben bazı mesela imzalamak istemeyen iktisatçı arkadaşlar arasında şey gibi düşünceler de vardı. Sonuçta insanlar bu politikalara oy verdi. Bunların bir kısmı, önemli bir kısmı da asgari ücretli herhalde. Dolayısıyla
İşte tabii ki bunun etkilerini yaşayacaklar. Yapacak bir şey yok. Ama aslında orada da bir yanlış görüş var. İnsanlar bu politikaya oy vermedi. Yani 2020 seçimlerden evvelki, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden evvelki iktisat politikaları çok daha başkaydı. Nurettin Nebati'nin Maliye Bakanlığı zamanındaki iktisat politikaları. İnsanlar oy verdiyse ya, ona oy verdi. Ama ondan sonra 180 derece politika değişti. Dolayısıyla aslında hani asgari ücretliği veya işte ne bileyim oy veren vatandaşı da bu açıdan da suçlamamak gerekiyor. Çünkü onlar bu politikaya oy vermediler, verdilerse de. Şimdi sizin bu metninizde şöyle bir cümle var. Asgari ücretlerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğunu diye bir cümle var. Güzel cümle ama gülümsetiyor. Yani sosyal devletin gerekliliği tamam ama sosyal devlet diye bir şey kaldı mı Türkiye'de? Yani anayasamızda değiştirilmesi anayasamızda var. Yani maddeler arasında biliyorsunuz şu arada tartışılıyor hani o maddeler değişir mi değişmez mi diye. Ama sonuçta sosyal bir hukuk devleti yazıyor anayasada. Dolayısıyla ben hala öyle olduğuna inanmak istiyorum diyeyim. Tabii ki sosyallik boyutu ciddi derecede erozyona uğradı. Kabul ediyorum bunu. Ama aslında Türkiye Cumhuriyeti ekonomik anlamda hiçbir zamanda tam da sosyal olduğum o da tartışılır tabii ki. Yani 60'larda 70'lerde ne kadar sosyaldi de şimdi ne kadar. Tabii ama yine de ciddi bir erozyona uğramıştı söz konusu. Ama yine de ben anayasada yazanı doğru kabul ediyorum. İşte verili kabul ediyorum. Yani etmek istiyorum. Ya burada imzalayan herkes adına konuşamam tabii ki bunu ama ben en azından şunu düşünüyorum. Türkiye sosyal bir hukuk devleti ise ya sosyal bir devlet ise ya sosyal devlet gelirin bölüşümü konusunda da gelir bölüşümünü de iktisat politikasının merkezine koymak zorunda. Burada son olarak şunu söylemek istiyorum. Aslında asgari ücret üzerinden bir mücadele yürütmek, bunun üzerinden bir şeyleri tartışmak, tamam böyle bir zorunluluk var merkeze yerleşti ama bu aslında yani benim yaşadığım Türkiye'de çok aslında geri bir pozisyon. Yani zamanında Türkiye'de sendikal hareketin çok güçlü olduğu zamanlarda vesaire daha iyi yaşam koşulları diye bir şey vardı. Yani hani enflasyon üzerinden vesaire tartışmak, asgari ücret üzerinden tartışmak falan yoktu. Daha başka bir şey vardı ama şu gelinen nokta hani asgari ücreti üzerinden bir savunma hattı oluşturmaya çalışmak gerçekten çok acı bir durum gibi geliyor bana. Ama şöyle ben siyasetçi değilim. Bu şeyi imzalayan hani belki arada işte siyasete ilgi duyan belki bir siyasi parti üyesi olan vardır ama ben herhangi bir siyasi parti üyesi de değilim. Siyasetçi de değilim. Akademisyenim. Hani benim öyle siyasi bir savunma hattı oluşturmak gibi bir gayem amacım da yok açıkçası. Hani belki de genel dediğim gibi aramızdaki imzacılardan bazı bir kısmına var ama benim yok. Dolayısıyla hani biz burada bir siyaseten savunma hattı oluşturalım. Şunu yapalım, bunu yapalım sahikiyle bunu ortaya çıkarmadık. Yani bu asgari ücret tartışmaları şu anda konuşuluyor. Ve gizli kapılar ardında konuşuluyor. Bir de en çok rahatsız eden kısmı benim açıkçası o. Hani basının önünde, kamuoyuyla paylaşılarak konuşulmuyor ki milyonlarca insanın hayatını etkileyecek bu. Durum böyleyken ve bu da iktisat. Hani iktisat bilimi böyle diyor. Çünkü enflasyonla böyle mücadele edilir. Hepimiz bunun çilesini çekmeliyiz. Hepimiz bu yükün altında işte elimizi taşın altına koymalıyız söylemleriyle bu yapılıyor. Biz işte en azından ben bu metni kaleme alırken şöyle düşündüm. Yani değil. Yani iktisat bilimi tamamen bunu söylemiyor. İktisat bilimine dayanarak en azından bunun argümanını bir şekilde ortaya koymayın. Çünkü iktisat bilimi bunu da bunu da söylüyor ve biz iktisatçılar diyoruz ki aslında buna da bakılmadı. Ben bu açıdan yoksa siyaset tabii ki yani o siyasetçilerin işi yani işte muhalefet partileri, ana muhalefet, diğer muhalefet partileri tabii ki orada istedikleri siyasi çizgiyi çekebilirler veya işte onun mücadelesini yapsınlar tabii ki ama ben bir vatandaş olarak aslında bir bilim insanı vatandaşı olarak yani en azından metne kendi imzamı atarken ve metni kaleme alırken bu sahipte yaptım. Şimdi burada ben bunu söylerken size yönelik olarak bir şey söylemedim. Yanlış anlamayın. Ben bir vatandaş olarak hayıflanma anlamında söyledim. Yani gerçekten Türkiye'nin geldiği yani çalışanların alt gelir gruplarının taleplerinin giderek daha aza inmesi. Yani normalde şöyle zamanlar olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Yani enflasyonun üstünde zamlar. Yani doğru. Talebin bu olması lazımken en azından insanlar yani sizlerin yaptığınız çağrı tabii ki çok önemli. Gerçekleşen enflasyonu verin bari diyorsunuz değil mi sonuç olarak? Yani arada da çok ciddi bir fark var. Yani işte az önce de siz o konuşmanın başında sordunuz yani ne kadarlık bir fark var diye. İşte %20 civarında bir fark olduğunu söyledim. Bu çok ciddi bir rakam %20 baktığınız zaman. Yani tamam tabii işte %20 değil de %25 yapılsın belki de.
Yani belki de hatta bir miktar yapılacak. %25 yapılmayacak. Cumhurbaşkanı'nın da gönlünden birkaç puan kapılacak. İşte belki 30 yapılacak. Bilemiyorum. Hani 25 yansıyan rakam işte o kapalı kapılar adında yapılan toplantılarda ama tabii ki yani ben şimdi bu maliye politikasına yön veren Maliye Bakanı'nın, Merkez Bankası artık kim, asgari ücret tespit komisyonumuz var malum bir de. Hani işçiler seslerini orada da duyurabilirler. Belki işte bizim bu bildirimiz onların o sesini duyurmasına ve belki biraz daha bir şey istemelerine, talep etmelerine bir farkındalık da yaratır. Bir belki işte destek olur bir nebze de olsa. Ama tabii ki yani sonuçta ben ekonomi politikasına yön veren bir insan oluyorsam tabii ki mevcut veriler ışığında bakmamız lazım. Şimdi ne kadar veriler doğru rapor ediliyor. Maalesef o konuda da kafamızda soru işaretleri var. Ona göre ben de açıkçası hani daha farklı rakamlar konuşuluyor ve konuşmak isterim. Ama en azından biz burada şunu diyoruz. Yani geçtiğimiz yıllarda hep bu enflasyon, gerçekleşen enflasyon anlamında yapılıyordu. Ama bu şu demek aslında. Gerçekleşen enflasyon aslında yapılması demek sene başındaki alım gücünün koruyor olması demek. Asgari ücretlerinin reel olarak alım gücü anlamında. Ki Türkiye ekonomisi de büyüdü bu arada. Yani sonuçta Türkiye ekonomisinin belki büyüme payı, refah payı da verilebilir üstüne. Tabii ki konuşulabilir ama şu anda aradaki fark o kadar yüksek ki. Yani ben 40 oluyor 45 oluyor fark etmez ama sonuçta konuşulan rakam 25. Yani dolayısıyla ciddi bir fark var arada. Ve biz hani o ciddi farka dikkat çekmek istedik metinde. Şimdi bu ekonomide karar vericilerin arasında sizlerin de tanıdığınız insanlar var. Merkez Bankası'nda vesaire. Belki de bayağı samimi olduklarını da vardır. Şimdi bu bildiri gördüklerinde mesela ne der mesela diyelim ki tanıdığınız birisi. İsim zikretmeyeyim benim aklıma da geliyor bir takım isimler. Ya Ceyhun iyi diyorsunuz, hoş diyorsunuz ama diye kurduğu cümlenin devamında ne der? Bunlar da çok biliyorlar herhalde ama sonuçta onlar da belli kısıtlar altında çalışmaya çalışıyorlar. Bir şey demek istemiyorum. Hani o kendi tercihleridir ama hani enflasyonla mücadele belki de kafalarındaki doğruyu da yapmaya çalışıyorlardır. Onu da bilemeyeceğim. Sonuçta kafalarında bir doğru varsa enflasyona sadece bu şekilde mücadele edilir inanıyorlarsa eğer. Belki de kendilerince doğruyu yapmaya çalışıyorlardır ama biz bunun doğru olduğuna inanmıyoruz. Mesela ben bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Tabii yani sonuçta işte iktidarla beraber çalışmak, siyasetin bir parçası olmayı da tercih ettiler tabii ki çalışarak. Dolayısıyla o da ayrı bir mesele. Hani o da gene kendi kişisel tercihleri. Ben tercih etmezdim açıkçası ama yani herhalde kafalarında doğru olanı yapmak istiyorlar. Öyle olduğuna inanmak istiyorum ama biz de diyoruz ki hayır doğru bu değil. Aynı zamanda da bu milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Bunu da söylüyoruz. Çünkü yani politika değişikliği 2023'ün Haziran'ında oldu ve ondan sonra çok da fazla bir şey değişmedi farkındaysanız. Yani enflasyonda çok ciddi bir gerileme yok. Hala yüksek enflasyon noktasındayız. Ve hala da mücadele altında işte dar gerilinin, alım gücü düşük kesimlerin gerilerini kısıtlayıcı, taleplerini kısıtlayıcı önlemler alınıyor. Bunun bir sonu da yok. Hani gitmiyor da bir yere aslında. Enflasyon çünkü tamam bir miktar düştü belki %80'lerden işte %50'ler civarına ama çok ciddi bir enflasyon yükü altındayız. Dünyada şu anda enflasyonda en üst sıralardayız enflasyon sıralaması yapıldığında. Demek ki hani bu politikada çok da başarılı olmuyor mu acaba diye de belki kafalarında bir soru işareti umarım uyanır. Öyle söyleyeyim. Hocam çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, 3 ekonomi akademisyeninin kaleme aldığı ve diğerlerinin de imzaladığı adil bir enflasyon yükünün adil dağıtılması ve bu bağlamda asgari ücretin tespiti konusundaki öneri metnini Boğaziçi Üniversitesi'nden Ceyhun Elgin'le konuştuk. Adem Yavuz Elveren ve Cem Oyvat'la birlikte kaleme almışlardı metni ve şimdiden 100'ü aşkın akademisyen, iktisatçı bunu imzaladı. Ceyhun Hoca'yla niye böyle bir metni kaleme aldıklarını, ne talep ettiklerini sorduk. O da adil bir asgari ücret belirlenmesi için esas olarak gerçekleşen enflasyonun dikkate alınması gerektiğini özetle söyledi. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.